Tamer Korkmaz Gününüzü göreceksiniz. Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, TG Spiegel gazetesinde Afrin ABD'ye bir mesajdır başlıklı bir yazı yazdı ve Ankara'nın sınırlarını korumak için Batı ABD ile çatışmayı göze aldığına dikkat çekti. Türkiye'nin kararlılığını görüp Avrupa devletleri ve Amerika'ya uyarıda bulunan bu yazı bir nevi alarm zili anlamına geliyor. Ez cümle, Türkiye'nin şakası yok. Gabriel, Türkiye'nin batı ekseninden ayrışması halinde bunun Avrupa için jeopolitik bir yıkım olacağı uyarısında bulunuyor. Bundan dolayı da Türkiye'nin batıdan özel politikalar geliştirmesinin önüne geçilmesi gerektiğini işaretliyor. Peşinen söyleyelim, Gabriel'ın alarm zili de neticede fayda etmeyecek. Korkunun ecele faydası var mı? Türkiye'nin batı cephesinden ayrıştığı gerçeği. Her geçen gün biraz daha belirgin bir biçimde ortaya çıkıyor. Batılı devletlerle onların içimizdeki işbirlikçileri için komprador burjuvazi fevkalade berbat bir durumdan söz ediyoruz. Türkiye en başta Amerika olmak üzere batıdan bağımsız politikalar geliştiriyor. Bu durumun en güncel örneği Afrin'deki zaferimizdir. Afrin, Amerika'nın ve Avrupa devletlerinin de yenilgisidir aynı zamanda. PYD, YPG, PKK terör örgütünü yöneten Amerika'dır. Bütün hücreleriyle destekleyen de Avrupa Terör Birliği'dir. Bulgaristan'ın Varna şehrindeki Türkiye-Avrupa Birliği zirvesi için AB ile en kritik buluşma gibi başlıklar atıldı. Ne kritik zirveler gördük şimdiye kadar. Değişen bir şey yok, olmayacak da. Suya yazı yazılması kabilinden politik beyanlar gelip geçiyor. Haçlı AB'nin bağımsız Müslüman Türkiye'ye yönelik hasmane tavrı dahası sinsi düşmanlığı devam ediyor. Vatikan'da papasının önünde el pençe divan duran Avrupalı liderlerin yönettiği AB'nin sadece son 5 yılda neler yaptığını şöyle bir hatırlayalım. Gezi kalkışmasını desteklediler. Eş zamanlı olarak Mısır'da Sisi'nin darbesine darbe bile diyemediler. Hatta zalim Sisi'ye koltuk çıktılar. 17 ve 25 Aralık 2013'teki paralel darbe girişimini tam anlamıyla desteklediler. Dahası kapalı kapıların ardında FETÖ'ye cazip mükafatlar dahi vaat ettiler. 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminin başarısızlığa uğramasından dolayı büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. FETÖ'nün cuntacı asker veya sivil ne kadar firardaki elemanı varsa bunların alayını korumaya devam ediyorlar. PKK terörüne daima koltuk çıktılar, Hala daha PKK'lı teröristleri pamuklara sarıyorlar. ABD'nin Kuzey Suriye'de PKK devleti kurma planının gerçekleşmesini çok istiyorlar. PYD, YPG, PKK'nın Afrin'de bozguna uğramasından dolayı bunalıma girdiler. Hayalleri suya düştü. Öyleyse soralım, Türkiye böyle bir Avrupa Birliği'ne mi üye olacak? Elbette mümkün değil. Onların Türkiye'yi tam üye yapmaya başından beri niyeti yok. Kaldı ki Türkiye'de eninde sonunda elveda diyecek. Keşke daha fazla gecikmeden bunu beyan etse. Brüksel'deki AB zirvesinin taslak sonuç bildirgesinde Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi komşularının yaşadığı son gerilimlere değinilen kısımlarda denilen aynen şudur. AB Konseyi, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de devam eden yasa dışı eylemlerini güçlü bir dille kınıyor. Yunanistan ve Kıbrıs'la tam dayanışma içinde olduğunu vurguluyor. Mezubahis Türkiye'ye Türkiye ise Avrupa Birliği nasıl da tek ses veriyor görüyorsunuz. Türkiye'ye bühtanda bulunan bu haçlı devletleri için PKK'lı teröristlere ve FETÖ'ye kucak açmak asla yasa dışı olmuyor. Bu arada Almanya Şansölyesi Merkel de Türkiye'nin sınırı geçen iki Yunanlı askeri tutuklamasından dolayı çok kaygılıymış. Almanya'daki NATO üstünde görevli FETÖ mensubu askerlere kol kanat geren, FETÖ'nün kaçak savcılarını el üstünde tutan, PYD-PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'e kucak açan terörist sever Angela'dan bahsediyoruz. Yurttaş Doğan'ın kankası bu Merkel'in Almanya'da sadece son 3 ayda PKK'lıların 40'tan fazla camiye saldırı düzenlemesinden kaygılanması ise asla mümkün değildir. Neden mi? Söz konusu teröristleri camilere saldırtan, PKK'lı kahpelere camileri kundaklatan Alman devletidir de ondan.